Merhaba arkadaşlar, Super Mario World oynamaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden en son tam hatırlamıyorum ama bir kere denemiştik, öyle bir bölümde kalmıştık. Vanilla Ghost House diye bir yerde, yok şunu geçmiştik, burada kaldıydık sanırım. Bir defa denemiştik ama bir defa denemeyle geçilmeyen bir yermiş. Durun tuşları deneyelim, neydi? Ha tamam. Tamam, çok fazla tuş yok zaten. SNES'te oynamaya devam ediyoruz ama daha en başından öldük. Olmadı, paslanmışız. Tekrar konuşurken o an bir şeye geldi, neye geldi denir, boşluğa denk geldi. Zıplamayı unuttuk. Ah ya, burada mı kalmıştık ya? Gerçekten burada kalmıştık ama daha iyi oynamıştık önceden, sanki şu an çok iyi oynamadık. Durun. Konsantre olarak yaparız bence burayı. Oradaki hakkı alsak güzel olurdu. Hakkımız çok da kalmamış. 3 hakkımız kalmış. Şimdi şöyle bir şey yapalım bununla. Şunu... Ah! Avlayamadık. Şurada mantar var mı acaba? Varsa güzel olur. Varmış. Mantarı kaybetmeden de aldık. Çok şey, sıkışık tepişik anlar. Kayıt ediyor muyuz diye baktım da. Önceden böyle şey olmuştu, ekran bir ara kayıyordu falan. Bir önceki bölümde, bakalım yine kayacak mı bu bölümde. En merakla beklediğimiz konu, ekran kayacak mı? Gizli blok. Ha tamam. Hatırladım hatırladım. En son şurada saçma bir uçma yaptıydık. O yüzden gitmiştik. Bundan sonra sanırım. Buna benzer bir şey çıkıyordu. Buralarda giremiyoruz sanırım. Nerede yapmıştık o saçma uçmayı acaba? Buraya giriyoruz mu? Ha giriyoruz. Gerçi daha önceden de girmiş miydik mi? Girmiştik ha. Böyle hafif kaydığımız bir yer vardı, buzlu gibi. Bir yandan hafızamızı tazelemeye çalışıyoruz herhalde. Bu bölüm böyle coşkulu bir müziği olan bir bölüm değil. Böyle daha sakin bir bölüm. Ha aldık. Dikkat! Ah çok kötü oldu. Neyse ki buradan bir kanat daha çıktı. Kol kanat geliyoruz Mario'ya. Çıksana ha. Çıktı. Tamam. Sorun yok. Aa. Mantar da gitti oradan. Şunu sakince tutabilir miyiz? Tut. Ha, tuttuk. Tamam. Oo Yoshi. Aa yapma. Orada çok çok akıllıca bir hareket yapmış bulunduk ve neyse buradan başlayacağız değil mi? Burada checkpoint noktasına ulaşmıştık çünkü. Ama hakkımız da azalıyor, dikkat etmek lazım. Burası neresi ya? Orada checkpoint yok muydu? Tamam. Çok stresli. Kabuğuna ne yaptı? Kabuğuna girmedi de kaydırdı kabuğunu, bir şey yaptı. Hiç hoş olmayan bir hareket. Bakın ilginç. Checkpoint noktasının biraz gerisinden başlatıyor. Adamlar checkpoint'i gelmiş. Tehlikeli yere koymuş. Yoshi çıkarken bir an duraksadık ya, o an öleceğimizi fark ettim. Ama çok geçti. Çoktan zıplamıştık ve game over nereden başlıyoruz acaba? Continue dediğimizde. Tamam, bir önceki save'den başlattı galiba. Hatta daha mı iyi durumdayız? 5 hakkımız var ama oyunun başında yine 5 hakkımız var mıydı?
Bir önceki bölüm bakın tam yerinde bırakmışız. Tam böyle biraz bizi zorlayacak olan bir bölümde kalmışmışız. Aa! Niye uğraşıyorsun onu alacağım diye, almaya gerek yok ki onu. Hakkımız var. Rahat rahat böyle gidecekken dedim bir artistik olsun. Şunu alırsak güzel olur aslında. Bir aldı kaçtı yaparız dedim. Demek ki öyle dememek gerekiyor. Biraz daha az riskli gitmeye çalışalım. Bakın kabuklu yaratık oraya şeyin yanına bir sıkıştı gibi oldu. Bir şeyler oldu orada. Geçerdik aslında ya. Biz çok yakında olduğumuz için çıkmadı sanırım ha. Siz de böyle lavlardan giderken her an lava atlayacakmış gibi hissetmiyor musunuz? Bunlar bu kadar çok muydu burada? Hep de buraya gelince bir an duraksıyorum. Koşarak mı atlayacağız diye şey yapıyorum ama. Gizli blok çıkıyor. Maalesef sizde gizli blok var. Tıkırt. Onu nasıl yaptım ya? O nasıl oldu öyle? Hadi çık. Ha tamam. Dur, otobüsü kaçırıyoruz. Buraya giriyorduk. Buzlu dünya gibi bir yere düşmek üzere. Orada ivmemizi. Ah, neyse ki su bunlar. İvmemizi bir an böyle kayıp ettik gibi bir şeyler oldu. Ve hoş olmadıydı. Yine hoş olmadı. Sefer uçmamız yok. Burada nasıl uçmamızı kaybediyorduk çünkü. Sakince al bunu. Tamam. Burada... Tamam. Durun şimdi. Bu kabuk bırakırsam, havaya atıp bırakırsam sorun çıkarmayacak sanırım. Çok uzaklaşmayayım o kabuk tekrar çıkmasın diye. Çok güzel, çıkamıyoruz. Bir dakika ya, bu ne, şaka mı? Cebelleşmek deyiminin yerini bulduğu anlar. Ama hayır, neden öyle oluyor ya? Aman boş ver Yoshi falan. Gidelim böyle. Yani yapamadığımızdan değil, biraz daha oyun zorlaşsın diye yaptık öyle. Yoksa Yoshi'yi alamaz mıydık? Alırdık. Yalnız şu an böyle tırsak tırsak gidiyoruz. Her an lavlardan çıkan bir kafa bizi alabilir. Atla. Şu Yoshi parasını da almak istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Yoksa geçtik mi? Dur. Neler oluyor orada? Süre azaldı. Biraz hızlı olmamız gerekecek. O kadar yaklaşmamak gerekiyor tabi. Neyse bayağı iyi bir şeydi, seferdi mi denir, ne denir? Yani öncekine göre daha iyiydi. Şurada madem Yoshi'yi alamıyoruz, buraya geçelim bence. Yoshi'yi almayınca da hiç hakkımız olmadan gitmiş oluyoruz buradan. Ama bir kere daha deneyelim bakalım. Olmazsa sonra Yoshi'yi almak için biraz daha ısrarcı oluruz. Yoshi de yukarıda duruyor, bekliyor ama hiç bana mısın demiyor. Bir şöyle insan aşağı iner. Oo Mario abi, sen de mi buradaydın der. Gelir bir bineceksen abi buyur der.
eğerini uzatır. Şunun içine giriliyor olabilir. Bunlardan birinin içine girebiliyorsak girelim. Belki bir mantardır. Bir şeyler buluruz. Şu sarıya mı gireceğiz? Oradan göz kırpıyor. Hadi. Hayır. Tamam. Düşsene, düşüyor mu onlar? Aha, düşüyorlar. Biraz daha sabredip beklesek düşecek olan birine çarparak ölmüşüz bir önceki denememizde. İşte hep sabır oyunları bunlar. Bu arada benim hatırladığım bölüm başka bir bölümdü muhtemelen. Uçmayı yanlış kullanıp da kaldığımız bölüm başka bir bölümdü herhalde. Bir önceki bölüm müydü? Ne yapacağız, bir dakika, sakin, ha. Tamam. Hiuu dedi Mario. Dıt 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 dıt, yürüyoruz, geçtik. Bonus yıldızlarımızı da topladık. Vay, bilgisayar ekranında ne kadar canlı gözüküyor renkler. Biraz daha müzikli bölüm. Aha, mermi. Ha 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 ha. Bu ne? Dur, yeni mekanik. Boing boing zıplama şeyi. Aşağıda mantar var. Mantara gerek yok şu an. Ama tek her an mantara gerek olabilir. Hayır, düşecektim neredeyse. Neden düşecek gibi oldum? Çünkü minik minik zıplıyoruz ya, onu çok anlamamış mıyım nedir? İçime yerleşmemiş o minik minik zıplıyor olduğumuz gerçeği. Ağaçtan kabuk kurtarmışız, böyle yavaşça süzülüyoruz gibi oldu. Buyurun, kabuğunuzu kurtardım. Aha, nereye koymuşlar? Bakın, checkpoint'i yukarı koymuşlar. Herkes alamasın diye, küçükler alamasın. Bu ne? Her yandan geliyorlar. Böyle etraf... Dur, bunu alma. Etraf açık alan olunca mesela insan daha bir... güvenle mi oynuyor diyeyim, ne diyeyim. Daha bir rahat oynuyor en azından. Yani bir önceki bölümde böyle bir korku vardı. Yakalarsın mı? Yakalayamazsınmış. Hayır! Of! Ne yaptım? Uçma moduna geçtim. O uçma moduna geçmemek gerekiyor. Maalesef. Neyse, checkpoint yap dedik. Bakın, checkpointlerin tam aynı noktasından başlanmıyormuş. Şu sarıya girilir mi aslında? Derken, müzikal bir daha yapmamız gerekti. Çünkü insan şey anında, ne anında, heyecan anında mı denir? Buradan atlarız değil mi? Atlarmışız. Heyecan artı panik anında son kelimelerini uzatabiliyor. Bir hakkımız kalmış. Yalnız ölürsek sanırım şey olacak. Bir önceki Save'ye geri gönderdiği için bizi, bir önceki bölümü de tekrardan geçmemiz gerekebilir. Giremediğimiz bir boruya girmeyi denemek için bayağı bir şeyi riske attık. Bir an önce bir mantarım olursa çok güzel olacak. Güzel de oldu. Şuradaki hakkı alsak güzel olur değil mi? O da güzel olur, bu da güzel olur. Şimdi vur ve koş. Tamam. Yoshi parasını da alalım. Yoshi paraları acaba bunda sonradan bir bölüm açmak gibi bir şey için kullanılıyor muydu? Öyle bir şey için kullanılıyor olabilir. Aha, uca yaklaşınca daha fazla minik zıplamalar yapıyor ve insanı korkutuyor.
Tekrardan save yapabileceğimiz bir noktaya gelsek güzel olur aslında. Haklarımız azalıyor çünkü. Yani hak kazanmak için geriye yönelik gidip de oynayabiliriz ama onu yapmayalım. Lemmy'nin kalesi. Ha ha ha, Mario kaleme giremezsin. Ama çoktan girdin. Kapıyı ben açtım. Bu ne? Hay. Onu kırabiliyorduk diye spin jump'u dönerek zıplamayı yaptım. Ama durmuyormuş zıplamamız. Aşağıdakileri de kırıp öldük. Geçmiş olsun. Ne güzel de büyük başlamıştık. Ama yapmamız mı gerekiyor? Onun o zaman bir numarası falan mı var? Aha dur, birisi kırdı orayı. Tamam. Şunu alsan tamam. Mantarı da ben alayım. Neler oluyor, burası ne? Pepe. Aha Büyü attı üstümüze. Geçmiş olsun, P bloğunu kaybettik. Geri gelecek mi? Geldi neyse ki. Ama üstüne durdu, blok düştü adamın. Adam düşmedi. Buna direktman basacağız. Hadi vur, vuramıyor mu? Koş. Yine aynı şeyi yaptım. Mario'nun P bloğuyla imtihanını izliyorsunuz. Giderek daha da uzaklaşıyor P bloğu sanki. Ne yapacağım şimdi? Şöyle, tamam. Hadi. Of. Çabuk, tamam. Girdik. Aha, checkpoint. Checkpoint için girmişiz ama büyüdük de güzel oldu. Bir de hak geldi, tamam. Güzel, çözdük biz bu işi. Hadi. Küçüldük yine. Neyse, küçükken şuradan hızla geçelim. Daha da aşağı gitme. Sakin. Sakin. Şu aleve de çarpmayalım. Sakin. Kemiklere çarpmayalım. Ona buna çarpmayalım. Burada biraz risk almamız mı gerekecek? Neler oluyor? Dinlenebilecek miyiz burada? Dinleneceğiz sanırım. Tamam. Güzel. Birazcık böyle destek mantarı bırakmışlar oraya. Yalnız şu sağ tarafa fazla dikkat edemedim. Şimdi o açılınca direktman koşacak mıyız? Bir yerde bekleyecek miyiz? Miyiz? Tamam. Biraz daha bekleyip şunlar geldikçe yavaş yavaş adım adım ilerleyip atlayacağız. Tamam. Şu kemik kardeş biraz daha uzaklaşsa tamam. Şimdi atlar mıyız? Atlarız. Merdivenli şeyler, kemikler. Kemikler merdivene binmişler. Şimdi üzerimize gelecek falan. Canlanacak mı acaba biz şuradan çıkana kadar? Evet. Sen gelme! De süre azalıyor. Çabuk. Yok mu burada mantar? Mundar ettiniz mantarı. Neler oluyor? Yanlış şeyi vurduk galiba.
Buradan başlarsa güzel olur. Böyle mi olacak? Böyle mi olacak? Burası ne ya? Ne kadar uzaktayız? Bu kadar uzaktan başlatılır mı? Hua! Koşardık ama neyse. Bir tur beklemiş olalım. Biraz aceleci davranıyorum ama feci riskli. Kaptı kaçtı yapamadık mantarı. Biraz bekliyoruz. Mario bize sabrı öğreten bir oyun. Aslında eski oyunların çoğuna baktığımız zaman böyle bir biraz daha sabır isteyen şeyler vardır. Günümüz oyunlarında o kadar fazla sabır gerekmiyor mesela. Her şeyin bir kolay yöntemi falan oluyor ya da insanı fazla bekletmemek üzere kurulu oyunlar var. Her köşede checkpoint oluyor. Mesela bazen mantarım boşa gitti. Atlar mıydık? Sıkışabilirdik de. Canlanırken biraz daha bekleseymiş o şeyler. Bakalım ne olacak şimdi. Bir önceki bölümü tekrar oynamamız gerekecek mi acaba? Yoksa continue deyince devam edecek miyiz buradan? Continue hadi. Aa, bir önceki bölümü tekrar oynatacak. Şimdi uzmanlığımızı göstereceğiz bu bölümde. Biz eskiden bu bölümü ne oynardık falan. Alamadım ya. Bıdık. Aa, ne oldu orada? Hiç hoş değildi o. Bakın ne kadar huzurlu. Ateşin üzerinde kuru kafaların aracılığı ile ilerliyoruz. Buradan da kanat alamadık. Kabuk ne oldu? Hani nereye düşeceğini bilemedi gibi bir kıvrılıp gitti. Buraya girelim mi? Girmek istiyor muyum? Pek istemiyorum ama girelim. Eğer mantarımız gitmeden geçebilirsek çünkü sonunda kanat var. Pelerin var ya da belki daha doğrusu. Bir de Yoshi parası da var. Hıa! Tamam. Hıa! Güzel. Zavallı gibi ve bam güm kafamı havaya vuruyorum. Şimdi burayı atlayalım bence. Etliye, sütlüye, türlüye bir şeye karışmadan ilerleyelim. Çünkü bir sonraki bölüme bu halimizle gidersek gayet hoş. Ama yanlışlıkla onları vurmaya çalışmamam lazım. Çünkü muhtemelen ateşi öldüremiyoruz. Erken zıplamadım değil mi? Pelerinimiz olsaydı biraz erken zıpladım sanırım da. Olmasaydı daha doğrusu. Pelerinimiz olduğu için kurtardık orayı. Dur dur, çok yavaş gittiğimiz için ha. Heyecan dolu dakikalar. Bunları öldürebiliyoruz mu? Öldürebiliyoruz. Ama fazla heyecanlanıp yukarıdakine de çarpmamak lazım.
Tamam, şimdi hiçbir şeyi riske atmadan ilerleyelim. Bir hak da geldi. Bu arada bir önceki bölümde Yoshi ile topladığımız şeyler, elmalar para veriyormuş ama ben para diye yanlışlıkla yıldıza bakmışım. Paramız sağ üst köşede yazıyor. Yani Yoshi ile elma toplayınca da para gelmiş oluyormuş yine hatırladığım üzere. Heyecan dorukta, atlayabilecek miyiz? Atladık. Of, 40 yıldız geldi. 40 bonus yıldızı bu sefer. Bol. Gayet güzel bir şekilde hakkımızı harcamadan. Mario, ha pelerin, ben de arkasından sarı ne gözüküyor dedim. Bir dakika. Bir bölüm daha var, ondan sonra öbürüne gidiyoruz değil mi? Bak şimdi bir an böyle şey. Yeniden bir ter dökeceğiz. Yeniden bir acaba dedim. İşte. Yani öyle bir şey olacak diye tahmin ediyordum. Yani çok zor bir bölüm değil ama muhtemelen böyle hiç can harcanmaması gereken bir kısmında gideriz diye düşünmüştüm. Düşünmekle kalmayıp bunu hayata da geçirdim. Hayaldi, gerçek oldu. Ah, eğildik, kurtardık paçayı. Checkpoint'i de alalım da ne olur ne olmaz. Bir haşırt diye uçup gidelim bence buradan. Hakkı almak istiyor muyuz ya? İstiyoruz aslında da. Riske atmayalım şimdi kanadımızı. Kolumuzu, kanadımızı. Bir tane de ekstradan var çünkü. Hayır. Çabuk koş. Koş Mario, boş ver onu. Bekle yalnız, şimdi bekle. Şimdi bekleme anıdır. Mermiler tekrar çıkacak mı acaba ya? Arkada da yıldızlar falan parlıyor. Güzel gözüküyor baya. Bakın hiç para gelmedi şimdi. Üstten mi değmek gerekiyor? Onunla ilgili bir mekanik var da bazen... Bazen tutmuyor. Ve beklenen bölüm. Bu sefer 7 hakla geldik. Bakalım hakkımızı alabilecek miyiz falan. Şu an bir iç burukluğu, böyle bir, nasıl desem, acaba ne olacak diye bir düşünce. Soğuk terler. Benim baktığım ekranda da çok rahat gözükmüyor o attıkları şeyler. Dur dur. Şimdi hızlı olursak. Hızlı olursak. Hah, tamam. Aha çok güzel. Aa, çok güzel denk gelmişti. Ben hızlı koşmaya her daim basıl tuttuğum için şey oldu. Dur dur dur, oraya girmemiz lazım. Checkpoint'imizi alacağız. Hakkımızı da alacağız. Oo, bayağı güzel hakkımız oldu bu bölümde. Bolarus Hakkus. Şimdi fazla riske atmamaya çalışalım. Çünkü yani her şeyi batırabiliriz. Oo, dönerek yapınca bunları hepten yolluyoruz. O güzelmiş bakın. Ben hep dönerim o zaman. Sakin. Ne yapalım? Şöyle bir bekleyelim bence. Çünkü ateşe değersek doğrudan hiç kanadımız manadımız işe yaramadan
gidiyoruz herhalde. Atlardık ya aslında da. Bunu almak istemiyorum değil mi? Alırsam sanırım yukarı falan geçiyor olabilir. Onu da riske atmayalım biz yine. Risksiz oyun. Lavların sıcaklığını hissediyoruz. Bup bup yapıyorlar bakın. En böyle yüzeyinde baloncuklar çıkıp çıkıp iniyor. Tamam, güzel gidiyor şimdilik. Teşekkürler kanat ve tüy diye. Hua. Geldik. Aman ya, ne yaptın orada? Ah, bütün avantajımızı. Bütün avantajımızı kaybettik. Neyse, orada biraz kolları sıvacağız artık. Çünkü bu arada hiç şey çıkmıyor. Mantardır, montardır. Gerçi mantar çıkıyor bir tane, pardon da. Pardon da mantar çıkıyor abi. Hadi. Geldi mi ha? Şu an bütün güvencelerimiz gitti. Koşardık değil mi? Eskiden nasıl koşardık? Çok koşardık. Bakın orada adil olmayan şey şu. Normalde hemen ayaklanmıyorlar. Hani bir ayağa kalkma animasyonları oluyor ama ayağa kalkma animasyonu sırasında eğer yanındaysak, üzerindeysek öldürüyor. Hani tam bir ayaklanmadan harekete tıkır tıkır yaptığı zaman öldürüyor yani üzerindeysek. O biraz yanıltıyor. Hani aslında o dirilme animasyonu falan değil de doğrudan dirildiği bir an yani mesela. Bam, güm. Bakın zıplayınca hafiften bir şapkamız aşağı inerken havalanıyor. Ona bakarken ölecektik neredeyse. Alevler nedense herhalde eskiden çok çektirmiş bize. Böyle bir alevlere karşı temkinli davranıyoruz. Şurada dışarıda öldürmeyi denedim ama olmadı. Dikkat. Hala büyükken. Şu kadar kalmıştı. Durum bu. Burada pure dikkat oynayacağız. Adamın çıktığı yerde duruyorsak o kötü yani. Adamın çıktığı yerde duruyorsak bu ne? Hem alevden kaçacağız hem adamın çıktığı yerde durmayacağız. Orada alevden mesela bir kişi kaçsa adamın çıktığı yerden durmamayı başka bir kişi yapsa falan. Tamam, bu sefer hemen yapacağım. Hızlı round'a hoş geldiniz. Nihahaha. Nihahaha. İşte hızlı olmanın şeysi. Cezası. Hala 5 hakkımız var ama. Yaparız bence. Diye umuyorum. Şuraya falan bir mantar koymamışlar.
insan kendi canıymış gibi korkuyor. Mario yapma Mario. Mesela oyun oynarken gerçekten böyle insan kendisini işte karakterle özdeşleştiriyor. Sadece oynarken de değil, mesela izlerken de oynanan bir şeyi izlediğinizi bildiğiniz için benzer şeyler hissedebiliyorsunuz. Böyle bazen hani karakter düşecekmiş gibi olduğu zaman kendiniz de yüksek bir yerden düşecekmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Belki hani oyun oynamayı bazen de o yüzden seviyor olabiliriz. Yine uzatılan heceler. Neden? Çünkü heyecan. Gerçek dünyada hoplayıp zıplamanıza gerek kalmadan bungee jumping yapmış gibi oluyorsunuz. Çok tehlikeli, çok dibimizde öldü. Aha, bir canımız daha var. Şimdi konsantre olalım. Hay benim konsantreme. Of, ateşi göremedim. Ateşi beklerken. Ateş Mario'yu çağırıyormuş. Bilgisayar ekranda oynayabilir miyim? Yok, biraz gecikme var orada. Sakin mi gitsek acaba? Gerçi şeye kadar gidene kadar, oraya ulaşana kadarki kısım çok önemli değil. Hani orada hızlı geçince de oluyor. Hızlı geçmeye çalışıp çok da hızlı geçemeyince de oluyor. Bazen olmuyor, bazen ateşe çarpıyoruz. Bakın ne güzel zıplıyor ateş. Şuradan, ha şunu yaptık bak. Yapılabiliyormuş demek. Şu şeyler çok böyle Petit Beurre falan gibi şeylere benzemiyor mu? Kenarları tırtık tırtık. Hani çok olmasa da belki biraz. Boyutları bazen. Şu yukarıdakilerin boyutları falan böyle. Durun şimdi biraz ekrana gireyim ben. Şu ateşi görmek burada çok zor oluyor. Çünkü şey oluyor, böyle bir yanıp sönüyor, bir şeyler oluyor. Arkaya karışıyor, kamuflaj oluyor. 3 canım var acaba. Hay 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 hay. Cık, 3 canı yok mu, var mı? Bitti mi? Geçtik. Demek ki ekranın dibine girmek gerekiyormuş. Eferin Mario dedi bize. Bölümü geçtik bakalım. Yine bir Yoshi yumurtası kaçakçılığı durumu. Gezen Yoshi yumurtası. Bakalım nasıl yıkacağız. Çekiç usulü. Bam güm. Mario Lemmy Koopa'nın kalesinde yerle bir etti. Aa, görevler daha yeni zorlaşmaya başladı. Kırmızı ve yeşil switchleri buldun mu? Diyor. Bulacak mıydık? Öyle bir şey mi? Bu bölümde aramıyorduk herhalde, değil mi? Hadi bir save hakkı var. Oh! Continue and save. 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 Boruya gireceğiz şimdi. Nereye geldik? Peynir köprüsü bölgesi. Peynir mi? Köprü değil. Tahta gibi bence.
Aha, ekran kaydı. Bakın bu bölümleri kayıt programı sevmiyor, ekranı kaydettiriyor. Oo, ne güzel kaydı öyle ekran. Çok kral kaydı bakın ekran. Yalnız biz geride kalıyoruz. Yoshi parası kaldı. Ekran kaydı, Yoshi parası kaldı. Şimdi biz de ölelim, tam olsun. Birazdan düzelecek herhalde. Aşağı hatta gidince aşağı hattı sevmiyor. Ha, düzeldi. Ha 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 ha. Of. Aa, checkpoint. Hah, aldık neyse ki. Bu ne? O ne? Dur. Kaçırıyor muyuz o alacağımız bir şey mi? Tutunsana. O gitti galiba. Ekranda kayıtmış zaten. Hadi ekran düzel artık. Az sonra düzelecek herhalde. Ah dur, aşağı ineceğiz biz de bu arada. Neyse ki ekranın görünen kısmında iş yapıyoruz şu an. İnsanın canı yanıyor. Böğrüne bir şey saplanıyor öyle canavara deyince. Neyse geçtik. Bu şeyler de bir sıkıntı oluyor sanırım. Yani. Yukarısı aşağısı olan bölümlere geçince onu kaydederken nedense bir sinyali değiştiriyor, bir yerde bir şey oluyor herhalde. Çünkü bazı bölümlerde hiç olmuyor mesela. Normalde olmuyor hatta. Köstebek giller. Burada da mı oldu? Burada da olma bari. Nasıl öldük? Yerde ateş varmış. Ben de nasıl öldük diye bakıyorum. Yalnız haklarımızı hızla tüketiyoruz. Hiç hoş değil. Tamam, boş ver onu, git. Yoshi parasını almazsam olmaz ama. Bunlar ileride çok değerlenecek, bu Yoshi paraları. Gibi topluyoruz ama. Bulup bulup. Bakın bizi sağa sola götürmek için ne yapmışlar? Köstebekgiller. Ekran, kaymasana ekran. Şurada mantar var kesin. Diğerlerinden ayrı duran bir blok mu? Nasıl olur? Evet, mantar. Ve mantarın hiçbir şey yaramadığını da görmüş olduk böylece. Kurtulan bir köstebekgiller ailesi üyesi takip ediyor. Yalnız yolunu şaşırdı. Bir sağa sola baktı, kaldı orada. Hay! Köstebek var diye şey yapmayayım dedim. Çok yaklaşmayayım dedim ama. Game over olduk. Oyunumuz bitti, sona erdi. Öldük. Her şey sona erdi. Karanlık güçler Yoshi'yi ele geçirdi. Her seferinde 5 hakla başlıyoruz sanırım. Save'den sonra. Çünkü... Aa, ne yaptım? Yanlış yere bastım. Şuradan sağa gidip... Aslında burada yol çizmemişler ya, ondan insanı yanıltıyor. Yani sadece bir borudan çıktık, etrafa baktık. Döneceğiz gibi gözüküyor. En sevdiğimiz bölüm. Kaymalı kuymalı bölüm. Mario'ya çok fazla ekran
zamanını tanımamışlar. Ekranda kalamıyor. Yalnız ne yaptık? Artistik hareket gibi oldu. Çok riske attık. Her şeyi riske attık. Hua. 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 Yukarıdan gidersek en azından ekranda gözükürüz. Şimdi buradan çıkan şey ne ya? Kanatlı bir şey de. Alamıyoruz sanırım. Alamadık çünkü demin. Bir de hani hem bu uçma gibi bir şey olsaydı hem bu hem o çıkmazdı. Yarış yapıyormuşuz meğer onunla. Sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim? Burada bir an dalıp gidiyor insan bazen. Daha mesela şurada olduğu gibi ya. Önceden de burada gittiydik ve ta aşağı kadar indik bu sefer. Neyse ki checkpoint'e gelmiştik. Bu böyle kanat bizim üzerimizden gidiyormuş gibi mi yapacağız? Ha acaba bize doğru yolu mu gösteriyor bu? Gel yavrum bu taraftan falan mı diyor? Bakın yukarılarda bir yere gitti ama. Buradan gidecek yer var mı diyor acaba? Aa gidemiyoruz da çıkamıyoruz oraya. Ekranda kayıp durup duruyor. Kayıp durup duruyor. Ben bu sefer önüme bakarak gideceğim. Aşağı. Ha. Ya, kya, kya, mya. Ha, mah ya. Huya, kya, mah. Bakalım şimdi ne olacak? Bir sonraki bölüm. Nerede öldüğümüzü hatırlamaya çalışıyorum. Ha, köstebekgiller ailesine dikkat edecektik burada. Köstebekler bu kadar acımasız şeyler miymiş? Bu kadar acımasız insanlar mıymış köstebekler? Ekran, kayma sen de ekran. Orada başı boş duran kabuğu da aldık. Şuradan bir köstebekgiller ailesine soykırım yaptık. Dikkat noktası. Aa, neden öyle oldu? Bir de şu eşya olan mantar zemini delip geçmese aslında daha hoş olurmuş. Ekran iyice şaşırdı. Patron çıldırdı. En iyisi bu bölümü bir an önce bitirelim. Derken hiç beklenmeyen bir yerden geldi. Köstebekgiller ailesinin küçük Ferdi. Aha. Sarmaşık. Aha, Yoshi parası. Hiç heyecansız. Solda bir şey var mı? Ama o sola biraz çıkması zor gibi duruyor. Ama zoru başardık arkadaşlar. Yaptık. Köstebekler ne çılgın şeyler ya. Ben nereye geldim böyle? Bu tuzak mı yoksa gerçekten? Böyle bir şey olabilir mi? Hay bu ne? Orada tamamen şans eseri kurtulduk.
Ha bakın şu ejderlerin üzerinden gittik. Neyse ki ölmedik. İşte canımızı alan şey. Hain köstebek. Aramızda bir köstebek mi var yoksa? Varmış. Hain köstebek. Yine kaydın ekran. Şu an Mario yürüyor, zıplıyor. Öyle şeyler oluyor. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Ama köstebek bizi öldürecek olsa hemen gösterir ekran. Onlar da hiç bozulmaz. Bakın nasıl gösterdi biliyoruz. Tamam şimdi yapalım. Bu kadar eğlendiğimiz yeter. Ne oluyorsun ekran öyle yapma. Bu bölümde çok fazla böyle ekran sarsılması yaşadık. Ha kabuk olsaydı göremediniz ama şurada şey var ha. Kabukla yandan tıkırt yapabilirdik. Bu da ne? Hay ama ya. Yukarıdan mı gidecektik orada? Bu bölüm ne kadar uzunmuş bu arada? Ya da bir türlü geçemediğimiz için mi bitmedi? Bir de mantar olsa şurada köşede bir yerde. Aha girebiliyoruz buraya. Hay. Burası mıymış orası? Neyse bu sefer biraz daha nelerle karşılaşacağımızı bildiğimiz için sorun çıkmadı. Şuradan bir hak geliyor. Öyle bir iyiliği oluyor buranın. Mı? Değil mi? Öyle de değilmiş. Uçmamız olsaydı şuradan yaldır diye uçardık. Aa, bir dakika ben oraya sarmaşıkla gittik diye sanıyorum. Sarmaşık buraya gidiyor. Solda ne vardı? Hak mı vardı solda? Hak varmış. Bakın şu bir yerde bir sivice basmış olsak şey olacak. Orada bir blok var onu açabileceğiz alttan. Muhtemelen oradan da şey çıkacak herhalde. Mantarı oraya koymuşlar. Nerede öldüğümüzü hatırlamaya çalışıyorum. Ama maalesef hatırlayam. Hah şimdi hatırladım. Yine aynı şey yaptık. Direktman sağa gideyim orada. Vurup adamı indirmem lazım yalnız. Adamı indiremezsem olmaz. Şuradan hakkımızı alalım da. Şuraya aman, aman diyeyim girme Mario. Hadi ama ekran düzel. Heyecanlı yere geldik. Aha. Onu o adam yapıyor değil mi ya? Tamam o ölünce diğeri yapamıyor onu. Tamam şimdi göstereceğim ona gününü. Hah. Bir de şurada bir yerde bir eşya vardı değil mi? Geçen bir çıktıydı ha. Mantar. Ekranın görünür kısmında kalmaya çalıştıkça da daha da dibe batıyoruz.
Şunları nasıl kırıyoruz? Ha, hafif sağ. Yo, o da olmuyor. Neyse. Kıramıyoruz. Ben kıramıyorum. En olmadık yerlerde, en olmadık şekilde mantarımızı, canımızı, büyüklüğümüzü kaybediyoruz. Büyüklük bizde kalmıyor bir türlü. Bakalım. Ekran kayan bölümlerden mi yoksa değil mi? Yine bulutlu bulutlu. İç mekanda kaymıyor ama sanırım. Cookie Mountain'den Ludwig'in kalesine geldik. Bakalım Ludwig bizler için ne gibi sürprizler hazırlamış. Mario kalenin tepesine bakıyor. Kapıyı açıyorlar. Zili çalmadı ama herhalde şey sistemi var. Kameralı. Şimdiden hiç hoş bir bölüm olmayacağını tahmin edebiliyorum. Kabuklu kemik. Artık bütün marketlerde. Gerçi burada büyük olmamak bir avantaj olabilir. Burada su küçüğün olabilir bu bölümde. Ha 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 da 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 da. Ölürsek Mario'nun kabrine gitmiyoruz. Tamam, anlaştık. Şey yapalım yani, ölürsek bırakalım. Böylelikle kendimizi daha iyi oynamaya teşvik ediyoruz. Bak Mario. Ölürsen bırakacaklarmış ha. Harbi diyorum. Sağlam yerden duydum haberi. İnsanı üzen durumlar. Hayır, o kadar kör de değilim yani. Nasıl oluyor da dibinde durdum onun. Bakın o diken oluyor ha. Değil mi? Diken olmuş bir konumda duruyor. Biz sonra bir diken değilken vurmamız gerekiyor ona. Küçük Mario da eğiliyor böyle. Ha ha ha. Oradan nasıl geçeceğiz ya, bir dakika. Çok şey. Haklarımız tükenmiş. Game over. Başka bölümlerde o halde. Bu bölümde çok fazla ekranı sarstık. Biliyorum ama başka bölümlerde görüşmek üzere diyeceğiz herhalde. Mario. Bak burada ne kadar sevecen. Gülümsüyorsun Mario. Mario'yu gülümsetemedik fazla ama başka bölümlerde görüşmek üzere, görüşmek üzere diyelim o halde. Hoşça kalın. Ben hep büyüm yapıyorum ne. Hoşça kalın.